Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. Sorumuz, şekildeki kirişe uygulanan dört kuvvetten oluşan kuvvet sistemini O noktasına indirgeyiniz. Şimdi bu problemi çözmeden önce yine her zaman olduğu gibi videoyu durdurup problemi anlamanızı ve nasıl çözüleceği hakkında fikir yürütmenizi tavsiye ederim. Problemin çözümüne geçelim. Problemi inceleyelim önce. Elimizde 4 tane kuvvet var. 4 tane kuvvetten oluşan bir kuvvet sistemi var. Bu 4 kuvvetin 2 tane kuvvet çiftinden oluştuğu gözüküyor. Kuvvet çiftinin bir tanesi 8 kN'luk kuvvetlerden oluşuyor. Diğer kuvvet çifti 2 kN'luk kuvvetlerden oluşuyor. Biz biliyoruz ki bir kuvvet çiftinin bileşkesi sıfırdır. İki tane kuvvet çiftinin bileşkesi toplam olarak sıfırdır, yine sıfırdır. O halde O noktasına indirgediğimiz zaman bileşke yok. Nereye indirgersek indirgeyelim, isterse başka bir noktaya indirgeyelim, bileşke hiçbir zaman olmaz. Bir kuvvet çiftinin bütün noktalara göre momenti aynıdır. Dolayısıyla O noktasına indirgesek de A noktasına indirgesek de fark etmez. Bütün noktalara göre momenti aynıdır. Kuvvet çiftinin bileşkesi sıfır olduğu için bu sistemin bileşkesi sıfırdır. Şimdi momentini bulalım. Bu kuvvet sisteminin toplam momenti iki tane kuvvet çiftinin momentleri toplamına eşittir. Bir kuvvet çiftinin bütün noktalara göre momenti aynı olduğu için O noktasına göre moment almak yerine A noktasına göre de moment alabilirim. Önce 8 kN'luk kuvvet çiftinin A noktasına göre momentini bulalım. A noktasından geçen 8 kN'luk kuvvet moment oluşturmaz. Tesir çizgisi B noktasından geçen 8 kN'luk kuvvet A noktasına göre moment oluşturur. B noktasından geçen 8 kN'luk kuvvetin A noktasına göre momentini bulurken Varignon teoreminden faydalanacağım. Kuvveti tesir çizgisi üzerinde kaydırıp B noktasına getirip orada iki dik bileşeni ayıracağım. Ve dik bileşenlerin momentleri toplamı bileşkenin momentine eşittir prensibinden faydalanacağım. B noktasındaki 8 kN tonluk kuvvetin yatay bileşeni A noktasına göre saat ibrelerine ters yönde moment oluşturur. Dolayısıyla pozitif moment oluşturur. 8 sinüs 45 çarpı 0,3. Bu kuvvetin düşey bileşeninin A noktasına göre momenti saat ibreler yönündedir. Dolayısıyla negatiftir. 8 kosinüs 45 çarpı 1,5. Toplam moment eksi 6.79 kilonewton metreymiş. Geçelim diğer kuvvet çiftine. Diğer kuvvet çifti 2 kilonewtonluk kuvvetlerden oluşuyor. Bu kuvvet çiftinin de O noktasına göre momenti ile A noktasına göre momenti, nereye göre moment alırsak alalım, aynıdır. Öyleyse A noktasına göre moment alıyorum. Yine A noktasına göre moment alıyorum. A noktasından geçen 2 kilonewtonluk kuvvetin A noktasına göre momenti olmaz. Diğer 2 kilonewtonluk kuvvetin A noktasına göre momenti olur. Onu B noktasına kaydırıp iki dik bileşene ayırıyorum. Varignon teoreminden bir defa daha faydalanıyorum. Yatay bileşeni saat ibreleri yönünde moment oluşturuyor. Negatif moment oluşturuyor. 2 sinüs 30 moment kolu da 0,3 eksi 2 sinüs 30 çarpı 0,3 oluşturduğu moment. Düşey bileşeninin momenti o da saat yönünde. Dolayısıyla o da negatif. 2 kosinüs 30 moment kolu da 1,5. Toplam moment eksi 2.9 kilonewton metre. İkinci kuvvet çiftinin momenti de bu kadarmış. Bu kuvvet sisteminin tamamının momenti de bu momentleri toplayarak bulunur. Düzlem kuvvet sistemlerinde moment vektörleri düzleme dik olduğu için hepsi birbirine paraleldir. Paralel vektörlerin şiddetleri yönleri eksi artı işaretiyle göz önüne alınarak toplanabilir. Toplam momentin şiddeti bulunabilir. Burada da öyle yapıyoruz. Skaler işlemi yapıyoruz. Toplam momenti şiddetlerini toplayarak buluyoruz. Toplam momentin şiddetini buluyoruz. Eksi 9.69 kilonewton metreymiş. Bu işaret momentin yönünü belirtiyor. Yani saat yönünde olduğunu belirtiyor. Evet, kuvvet sistemini böylece O noktasına indirgediğimizde elimizde R ve M alacak. Bu R'nin 0, M'nin de eksi 9.69 kilonewton metre olduğunu bulmuş olduk. Şimdi de bu kuvvet sisteminin kuvvet çiftlerinden oluştuğunu göremediğimizi farz ederek çözelim. Kuvvetleri tek tek O noktasına indirgeyelim. O noktasını orijin olarak seçiyorum. X, Y eksenlerinin O noktasından geçtiğini farz ediyorum. Önce
B noktasından geçen 8 kN'luk kuvveti O noktasına indirgeyelim. Bir kuvveti herhangi bir noktaya indirgerken kuvveti olduğu gibi yönünü ve şiddetini bozmadan taşıyoruz. Ama buna ilaveten bir de kuvvet çifti yerleştiriyoruz, uyguluyoruz. Bu kuvvet çiftinin momentinin yönü ve şiddeti ne kadar olacak? Bu kuvvet çiftinin momentinin yönü ve şiddeti kuvvetin indirgeme yapılan noktaya göre momentini eşit şiddette ve aynı yönde olacaktır. O halde 8 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momentini buluyorum. Eksi 18.67 kN'ymiş. 8 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momentini bulurken yine Varignon teoreminden faydalanıyorum. 8 kN'luk kuvveti B noktasına kaydırıyor. Orada iki dik bileşeni ayırıyorum. Yatay bileşeni O noktasından geçiyor, moment oluşturmuyor. Sadece düşey bileşeni moment oluşturuyor. Düşey bileşeninin momenti de saat yönündedir. Dolayısıyla negatif 8 cos 45. Moment kolu da 1,5 artı 1,8 metre. Yani toplamda 3,3 metre. 8 kN'un O noktasına göre momenti eksi 18,67 kN'ymiş. Demek ki sisteme yerleştireceğimiz kuvvet çiftinin momenti bu kadar olacakmış. Geçelim ikinci kuvvete. Yine B noktasından geçen 2 kN'luk kuvveti indirgeyelim bu sefer O noktasına. Kuvveti olduğu gibi getirip O noktasına uyguluyoruz. Fakat yine her zaman yaptığımız gibi bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Bu kuvvetin tesirinin bozulmaması için, bu sisteme aynı etkiyi gösterebilmesi için. 2 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momentini bulurken yine Varignon teoreminden faydalanıyorum. 2 kN'luk kuvveti B noktasına kaydırıyor. Orada iki dik bileşene ayırıyorum. Yatay bileşeni O'dan geçiyor, moment oluşturmuyor. Düşey bileşenin momenti 2 kN'luk kuvvetin momentine eşittir. Düşey bileşenin momenti saat yönünde negatif. 2 çarpı kosinüs 30 düşey bileşen. Moment kolu da yine 1,5 artı 1,8 yani 3,3 metre. 2 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momentini böylece bulmuş olduk. Eksi 5,72 kN metre ediyormuş. Geçelim üçüncü kuvvete. A noktasını etki eden 2 kN'luk kuvvete. A noktasını etki eden 2 kN'luk kuvveti O noktasına indirgeyeceğiz, O noktasına taşıyacağız. Kuvveti olduğu gibi O noktasına götürüyoruz, uyguluyoruz ve sisteme bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Bu kuvvet çiftinin momenti A noktasındaki 2 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momenti kadardır. A noktasındaki 2 kN'luk kuvvetin momentini bulurken de yine Varignon teoreminden faydalanıyorum. A noktasına kaydırıp iki dik bileşene ayırıyorum. Dik bileşenlerin momentlerini topluyorum. 2 kN'luk kuvvetin momentini bulmuş oluyorum. O da 2,82 kN metreymiş. Geçelim son kuvvete. 8 kN'luk A noktasını etki eden 8 kN'luk kuvvet. Bu kuvveti de O noktasına olduğu gibi taşıyorum. Fakat ne yapmam lazım? Bir kuvvet çifti ilave etmem lazım. Bu kuvvet çiftinin momenti ne kadar olacak? A noktasındaki 8 kN'luk kuvvetin O noktasına göre momenti kadar olacak. Yine A noktasına kaydırarak iki dik bileşene ayırıyorum bu kuvveti. Dik bileşenlerin momentleri toplamı bileşkenin momentine eşittir. Varignon teoremi. Varignon teoremini sık sık kullanıyoruz fark ederseniz, farkındaysanız. Bitti. Bütün kuvvetleri O noktasına indirgedik. Şimdi bu kuvvetleri ve momentleri toplayalım, bileşkelerini bulalım. Önce kuvvetleri toplayalım. Şekli incelediğimiz zaman görüyoruz ki kuvvetler birbirinin doğrultusunda olan kuvvetler eşit şiddette zıt yönde. Dolayısıyla birbirini götürüyor, sıfırlıyor. Bu sistemin bileşkesi, bileşke kuvveti sıfırdır. R eşittir sıfır. Kuvvet çiftlerinin momentlerini toplayalım. Bir kısmı pozitif yönde, bir kısmı negatif yönde. Bunların hepsi birbirine paralel. Yani bütün moment vektörleri kağıt düzlemine dik, birbirine paralel vektörler. Dolayısıyla bunları skaler olarak toplayabiliriz. Yönlerini de artı eksi işaretiyle göz önüne alıyoruz. Eksi yönde olanlar kağıt düzleminden içeriye doğru, artı yönde olanlar da kağıt düzleminden bize doğru. Sağ el kuralıyla bu vektörlerin yönlerini görebiliriz. Bu dört vektörün şiddetlerini topladığımız zaman toplam momentin şiddetini buluruz. Eksi 9,69 kN metreymiş. Demek ki saat yönündeymiş bu moment, toplam moment. Şekilde gösteriyoruz. Bileşke moment, bileşke kuvvet çifti momenti eksi 9,69 kN metredir. Biliyorsunuz bu moment
kuvvet çifti momentidir. Aslında iki tane kuvvet kaldı elimizde. Bu kuvvetlerin hangi yönde ve hangi şiddette olduğu, aralarındaki mesafenin ne olduğu önemli değildir. Önemli olan momentleridir. Onun için kuvvet çiftini moment sembolüyle gösteriyoruz. Hoşça kalın.